الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد الصلوات Telefonu kapatıyoruz değil mi? Çok güzel. Dersime çalışarak geldim dedim. Rastgele değil. Şimdi şeriattaki kitabı da getirdim. Belki Risale-i Nur bazılarını bağlamıyor da. Bazıları acayip oluyor. Bediüzzaman dedi ben de diyorum tarzında. Şeriattan da kitap getirdim. Muhtekar. Muhtekar Osmanlı İmparatorluğu'nun devletin resmi fıkıh kitabı. Dersimizin mevzuyu suizan. Bakayım neymiş? İlk önce mağlup Mesnevi Nuriye 60. Bu gürültü normal mi? Sıcaktır diyorsunuz. Tamam. Bu asırda 4 çeşit ruhsal ruhun alt derisi tabanı çökerse üstü tamamen yok olacak durumuna haiz olan 4 veri tabanının çöküntüsü. Nedir o? Yeis. Yani psikoloji çöküntünün kaynağı. Yeis. Uç. Ucuk nedir lan? Amen'e güvenmek. Amen'e güvenmek. 3. Gurur. 4. Suizan. Şu arkadaşlar bu. Nasıl ki bir bilgisayarda veri tabanı var böyle. Bilgisayarcılar biliyor. Onu kullanıyorsunuz. Değil mi? Kullanıyoruz. Veri tabanı yoksa, hani verileri yoksa bizim tabirle tasavvurlar. Bakın. Makineye, cihaza tahayyül tasavvurları veriyorsun. Akıl taakkul ediyor. Şimdi veri tabanı yani temel, insanın ruhsal temeli bir yeis, uç, gurur, ondan sonra suizan. İnsan hüsnü zana memurdur. Vazifen budur. İnsan hüsnü zana, hüsnü zan nedir? Güzel düşünme, iyi düşünme. Güzel düşünme. Ne demek o güzel düşünmek? Yani ne demek? Kötüye yormak. Müzik düşünmüyor. İyi. Öfke düşünmüyor. Doğru diye bak. Hoş değil. Şunu bir kapatsak burada. Yani. Kötüyle iyi bir arada gördüğümüz vakit orada kötüyü fikren ve hissen bütün latif olarak kenara atıp iyi nazar almak. Evet. Bir bakış açısı bu. İslam hukukunda suç tahakkuk etmedikçe, ispatlanmadıkça masumdurlar. Şimdiki hukuk öyle değil. Zannetti mi seni polis yakaladı? İşkence yapıyor. Ve her türlü muamele yapıyor. Peki suçsuz çıktın, işkenceyi nasıl geri alacaksın? İzzetiyle. Evet. Yani demek ki hukuk, hukukta en büyük sapma bu. Yani asıl insanlarda suçsuzluk esasıdır. İspat edilene kadar. Hüsnü zanla memurdur. Hüsnü zan, ben bir boyut daha farklı yapayım. Allah canibinden olayları izah etmek ve yorumlamak ve bakmak. Allah canibinden bakmak. Allah. Allah ne diyor? Mesela buna ait Allah'ın canibinden bakmaya misal, bir misal vereyim. Barla var mı bizde? Burada. Barla verir misin? Burada var mı? Veya şurada var. Ha bu burada var. Tamam bu. Barla. Şimdi Allah canibinden olaya bakmak, hüsnü zan.
ama bir bakış veriyor, örnek. Hepsini tek tek alacak değil ki Kur'an. Kanuniyetini ifade etme adına bir örnek verecek. Ama can alıcı bir örnek. Hem bir örnek ama işlevi çok olan bir örnek. Sayfa 267. Ben ne söylüyorsam sayfa, sonradan duyuyorum. Abi söylediği sayfalar tutmuyor. Barla, şey, en bar nişatına göre söylüyor. Tutuyor abi, geçen hafta tutuyordu, ben bak. 38 dedin. En var neşatına göre söylüyorum. Bakın, Allah canibinden hüsnü zannetmek, yani Allah canibinden olayı bir tahlil edelim, hani işimize yarar. Bakalım bizi kim terbiye ediyor? اَيُّهُدُّ اَهَدُكُمْ اَنْ يَكُولَ لَحْمَ اَخِي مَيْتَى Gıybet şu ayetin kat hükmüyle nazar-ı Kur'an'da gayet menfur ve ehli gıybet gayet fena ve alçaktırlar. Gıybetin en fenası ve en şeyni ve en zalimane kısmı, her şeyin bir derecesi var ama gıybetin de derecesi var. Nedir o? Kasb-ı muhsanat nevidir. Yani gözüyle görmüş, dört şahidi gösteremeyen bir insan, dinimiz yani üstü sana memnundur, hepiniz bir şey dediniz. Hepiniz bir şey dediniz. Bir de farklı ne dedik? Hüsnü zan demek, Allah canibinden olayları tahlil etmek, hissiyatını ve fikrini karıştırmamak. Allah böyle bir olaya ne diyor? Dini olsun da, ben şöyle bak desem, benim bakışım da olur, bana uyarsan sevabın yoktur. Çünkü benim cennetim yok, cehennemimdir. Sen korkma, ben ateşe atamam, cennete de koyamam. Günahın başıma olsun diyenler hakkında ayet var. Günahınız almadığı gibi, onlar da büyük bir mesuliyet altındadırlar. Şimdi Cenab-ı Hak ne diyor? Diyor ki, gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen, ha bu gördü, bu da gördü, bu da gördü, bu da gördü. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Kim bunlar? İslam'a göre şahit, nikahta, mahkemede şahit, nikahta ve mahkemede şahidin şahitliği fasık olmamasıyla. Fasık demek, namazı kılacak bir, büyük günahları işlememiş olacak veya işlemişse tövbe etmiş olacak ve hayatında İslam gözükecek. Yani iyilikler fazla olacak. Bu insanın şahitliği kabul ediliyor. Dört şahidi gösteremeyen bir insan, bir erkek veya kadın hakkında zina ispat etmek. En şeyini, en şeyini ne demek? En alçak. Aşağı. Yani alçak demiyor. Yani mesela diyoruz yüksek alçak ama çukur denilince daha dibi yok. En şeyini bir günah kebair. En şeyini. Günah da değil, kebair. Bunu böyle isnat etmek, söylemek, yapmak değil ha. Ve en zalimane bir cinayettir. Hayat içtimai ehli imanı zehirlendirir bir hiyanettir. Hayatı içtimai. Şöyle de diyebilirsin cümleyi. Hizmeti imani Kur'an'ı zehirlendiren bir hiyanettir. Hiyanettir, haindir. Niye haindir böyle diyordum da. Yoksa ben bunu kapatıp haindir arkadaşlarıma söyleyeyim. Sizin vicdanınızı bağlamaz. Nurcuysa seni bağlar kardeşim. Vallahi ihanettir. Mesut bir ailenin kanuniyetini uygulayalım. Mesut bir hizmetin hayatını mahveden bir gıdırdır. Evet, Süreyi Nur bu hakikati o kadar şiddetli göstermiş ki vicdan sahibini titretiyor ve tüyleri ürperttiriyor. Diyor ki لَوْلَا اِسْتَمُوتُمُهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُوا لَنَا اَنَّا تَكَلَّمَّا بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُحْتَانِ اَظِيمٍ Şiddetle ferman ediyor ve diyor ki, gözüyle diyor ki, ey ehli iman, ey nurcu, neresindesin bunun? Bunları niye okuyorsun? Gözüyle görmüş, dört şahidi gösteremeyen mevdudu şahadettir. Ne demek mevdudu şahadettir? Şahadet diye reddedilmiş.
kesinlikle şer'an dini değildir. Din namına da uyulmaz. Maalesef en büyük zaafımız Müslümanların bu asırda, abim öyle dedi, hocam öyle dedi canım. Abi yani abiden daha mı biliyor? Abi şeriattan göstermedikçe, kitaptan göstermedikçe Allah razı olsun deyip fitne çıkartmamak, öyle boz etmem. Ama hecren cemilen, dine ve risaleyle mariz bir şekildeki faaliyette hikmeti vardır olamaz arkadaşlar. Bir yer batırılıp bir yer yükseltilir. Böyle hikmet yoktur. Haramda hikmet yoktur. Dusturlara muhalefette hikmet yoktur. Gözüyle görmüştür, şahidi gösteremeyen mevdudu şehadettir, tamam, reddettik. Ama bir de ne diyor bize? Başka bir günah kebair için böyle demiyor. Ebedi, i çekiyor. İ'nin üzerine apostrof var, takke. Nokta olursa başka alır. Nokta ebedi. Yani artık kabul etmeyiniz. Ama apostrof olursa mazisini de sorgulayın bu adamı demektir. Mazide yaptıklarını da. Apostrof başkadır. Mesela misal vereyim. Hasani iyi koydunuz. Bak şey risalede mi bir şey vereyim ya. Uygulanır. Birinci söz. İnsani bir miraç olur diyor. İnsani. Arkadaşlar risaleyi sadeleştirelim. Bu insaninin sonundaki iye, tak diye var, nokta yok. Sadeleştir, tak yerine nokta koy. Vallahi cinayettir, billahi cinayettir. Bu bilmiyorsun, anlamamışsın. Söyleyeyim bak bir manası. Hasani olursa, Hasani bile çekerse Hasani, Hasan'a aittir. Hasani. Yani Hasan'ın açılımıdır. Ötekisi Hasan'a aittir. Bir tanesi bu Hasan'a aittir. Hasani olursa Hasan'ın açılımıdır. Burada ebedi şehadetini kabul etmeyiniz. Bir nokta yok burada. Apostrof var. O zaman sıfatına bağlıyor bizi. İyi, ebedi. O zaman o sıfat, şahitlik sıfatını maziye de katlar. Çünkü ebed bir sıfatla yüklenen, ebed olan bir zat ezelidir de. Cenab-ı Hak ebeddir, ebed olan da ezelidir. O zaman mazideki çok acaba neleri vardı, kabul etmiştin, sorgula onları da. Ebedi şahadetlerini kabul etmeyiniz. Niye kabul etmeyelim ustadım? Çünkü yalancıdırlar. Sen ben ne kadar doğru dersin de değil. Üstad böyle diyor mu? Peki yalancıdırları doğru insandırlar anlaşılır mı? Arkadaşlar, Risale-i Nur'un sarih ifadeleri, açık net ifadeleri bizi bağlamıyorsa Allah'ınızı severseniz bizi kim bağlayacak yahu? Ben neler göre hareket edeceğim? Sen o ki seni bağlamıyor, beni bağlamıyor, sen buraya uymuyorsan, hiç kusura bakma, külliyata uymayan bana uyun diyemeye hakkı yoktur. Bana uyacaksınız, ben buna uyuyorsam. Bana uymayın, sözümü de reddedin, buna uymuyorsam. Size borçtur bu, beni uçurmayın. Ben burada geldimse kader ilahinin yoksa irade ve meziyetle değil. Eğer ben burada isem, buraya uyuyorsam beni burada dinleyin. Sizi gösteriyor. Onu kapatıp da ben felsefe yapıyorsam dinlemeyin. Kibarlıkla ses yapma, çek git bir daha gelmem buraya. Çünkü şeriata uymuyorum. Benim kaydım yok. Ağzıma geleni konuşuyorum. Öyleysem. Bak burada diyor ki yalancıdırlar. Acaba böyle kas ve cesaret eden hangi adam var ki gözüyle görmüş, dört şahidi gösterebilir? Kur'an-ı Hakim bu şartı koşturmakla böyle şeylerde şakkı şefe, yani ileri geri var yok, razımış değilmiş gibi konuşmayınız.
bu kapıyı kapayınız demek. Adamınki de bir açıyor. Bakın hasta. Ne yapacaksınız bunu? Bakırköy'e götüreceksiniz. Ben de Bakırköy'e götüreceksiniz. Hastayım kardeşim. Bakırköy, Bakırköy. Doktorum orada. Sen Bakırköy dedin lan. Tamam, seni de teslim edeceğiz. Bu adam hasta arkadaşlar. İtaat edilecek rehber olamaz bu. Rehberlik sıfatı gitti, ebedi. Ancak şeriattan geçiyor. Okuyacağım zamanı olursa. Cinayet işledim. Gizli işlenen günahların tövbesi, bunun gençlik rehberi kadar filistesini yapmışım. Öyle şey gibi konuşmuyor. Gençlik rehberi kadar filistesi yapmış muhtekanı. Bilerek konuşuyor. Gizli işlenen günahların tövbesi gizlidir. Aşikare işlenen günahların tövbesi aşikaredir. Allah göstermesin. Ben sizinle içki içtim. Dört arkadaş daha önce gafildim. Tövbe ettim. Öyle yok. Kimle içtim, kimle biliyor. Gideceğim. Arkadaş ben tövbe ettim biliyor musun? Beraber içki içmiştik. Ben tövbe ettim. Ha, bu meseleyi kimle konuştun? Tek tek gideceksin. Sana böyle dedim ama ben aldanmışım. Hakkını helal etmeni rica ediyorum. Ben yanlış etmişim diyecektir. Demese ben tövbe ettiğimle olmaz. Tahir abi de aynen öyle yapıyor şu an. Efendim? Tahir abi de. Evet. Dinledim ben, tek tek çağırmış. Hepsini şey yapmış. Ben, çoğunuz buna şahitsiniz. Nefis cümleden etme, vazife cümleden âlâ. Arkadaşlar takdir ve tenkit beni artık almıyor. Su, güzel, şeker erimiş artık. Ben hiç almıyor. Hiç efendim bunu nasıl kendin şey aynı hatay cinayeti ben de yaptım. Kime söyledimse, kime ne yaptımsa aynen çekmişim. Ben bunu size söylemişim ama yanlış etmişim. Aldanmışım, aldatılmışım. Ben aldatıldım. Çünkü burayı bilmiyordum. Dedim. Örnek kendimde misal verin. Ben aldanmışım, siz aldanmışım. Şimdi süs düzen demek ki Allah canibinden yorumlama. En güzel ifadeyle, yani sizin ifadenizle güzel gören, güzel düşünür, değil mi? Veya olayı hüsnü zannetmek, yani iyi yorumlamak. Devam edelim. İnsan herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Kendisinde bulunan suyu ahlakı, su yüzen saygısıyla başkalarına teşmin etmesin. Bu da çok önemli. Bundan altını çiziyorum. Altı çizilmeyecek kelimenin üzerisi çizilmesi lazım. Bunu da ben ekliyorum. Altı çizilmeyen bir kelimenin üstü çizilmeye layıktır. Hepsinin altını çiziyoruz da bunu iki çizgi çiziyorum. Bende bir suyu ahlak var diyelim. Kurtulamıyorum. Bu çok önemli. Ben kurtulamadığıma göre Murat da vardır. Tabii canım. Ben kurtulamıyorum. Ben bu ahlakın, bu kötü fiilin, alışkanlığın eğer kurtulsaydı ben kurtulurum. Diyorum. Ha bende bu var mı gizli gizli? Murat da yapıyordur onu. Levent de yapıyor onu. Mümkün mü? Ben yapıyorum gizli gizli. O da yapıyordur. Demektir. Bu bir cinayettir. Şahsi manevisine tecavüz. Senin zaten arkadaşlar ya. Bak diyor ki bak. Bu söylediğim misaller şimdi uygulayalım. Kendisinde bulunan suyu ahlakı. Tilak olmuş bir günah kebairi. Su yüzen saygısıyla başkalarına teşmir etmesin. Arkadaşlar tilak bize diyor da. Ne diyecek başka? Mezardan kalkıp da ustad yapma mı diyecek? Bağıracak mı yani? Bulutun arkasından yapma! Asan etme! Böyle mi diyecek? Ama bazılarına yapıyorlar. Böyle bir hata yapmıştım ben. Hazreti Ali anlatmıştım geçen akşam. Nasıl şiddeti çaktı bana? Cemaat'a denilir mi? Ama bana çaktı arkadaşım. Ben size merhamet ediyorum ki size de çakardı. Ondan sonra yapmayın. Ama kardeşimdir demesi de keyif veriyor. Öyle çarptı ama gene şefkatle konuluyor. Ve başkalarının bazı harekatını, hikmetini bilmediğinden takviye etmesi. Bunu araştırdım. Başkasının hareketini dine zıt olmayacak şekilde. Mubah sahada hata gözükenleri hikmetini bilmiyorsan hemen kabih. Yani çirkin abdetmesin. Bu suizan şuradadır arkadaşlar. Şeriat bellidir. Peygamberimizin ifadesiyle ve dokresinde. Haramlar belli, helallar da belli. Değil mi? Ha senin hüsnüzan, suizan şuradadır. Haram değil, farz da değil. Ortasındaki hal. Yani adamın halini bilmiyoruz.
Ha burada hikmetini bilmediğimiz, mesela hikmetini bilmediğim şu. Haram değil o söz. Haram değil o hareket. Niye yaptı? Onun üstü zannediyor. Mesela adam bir tanesi çıkıp dese ki başörtü teferruattır, esasattan değildir dese, bu hikmetini bilmediğin şey tatbiki bu girmez. Çünkü 24. levhada tesettür esasattandır diyor Risale-i Nur. Bediüzzaman öyle diyor. Diyor mu diyor? Emrediyor diyor ayete. Koşturuyor. Esasattan farzdır yani açık. Esasat olmayan bir şey ima ile içtihada aittir. Buraya imamlar bile içtihad edemez. Örneğin. Binaenaleyh eslaf-ı zamun hikmetini bilmediğimiz bazı hallerini beğenmemek suizandır. Ama bazı büyük zatlar var. Halleri acayiptir, tuhaftır. Ama haram şeyi düşmemiştir. Mesela böyle adam düşüyor, kalkıyor. Bu. Mesela başka bir tanesini söyleyeyim. Bu öyle değil yani. İsim vereceğim çünkü lazım. Bu Hasan Mezarcı vardı. Bu arkadaşımız, bu abimiz, hocamız, değerli insan. Risale-i Nur bilen, ders yapan bir müftüydü. Değerli bir insandı. Onun mücadelesini vermiş ve hapise girmiş. Hapiste ne iğne yaptılarsa, ne içirmişlerse dengeyi bozmuş. Benim Müslümanım hücum ediyor ona. O artık ondan sonra mesul pek değildir. Çünkü onun müftü, Risale-i bilen bir insanın hapisten çıktıktan sonra ben İsa'yım demeyecek kadar asaletli söylüyor. Tanıdığım için söylüyor. Ha ne yaptılar? İğne verdiler. Şimdi beni biliyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz değil mi? Lozan hakkında, Getson hakkında. Bu çizgimi belli yani. 30 seneden beri bilenler var. Beni aldılar içeri, bir iğne haklar, benim dengem bozuldu. Sonra çıktım böyle, bıraktılar beni serbest. Size saçmalıyorum. Beni hemen çöpe mi atacaksınız? Bu kadar mı merhamet var? Ha diyeceksiniz arkadaşlar, bunun hapishaneye kadarki dönemi belli. Ha demek ki çıktı bir sene, iki sene, altı ay kalmış. Bu adam sapık. Ha demek ki yaptılar bu neyini? Ha beni dinlemeyeceksiniz ama beni de bırakmayacaksınız. Sizin için girdim ben. Benim bilgim bilgimdi. Söylemeseydi beni almayacaklardı içeri. Size söylüyordum. Uyanasınız diye sizin imanınıza hizmet ediyordum. Ben içeriye girdim, beni bırakacak mısın? Ben buradan alıp bir tanesi götürse siz... Ha öyle mi ya? Mutlaka bu namussuz neler yapmıştı. Allah bilir götürsün bu namussuzu. Öyle mi diyeceğiz? Ya değil. Hatta bir tanesini öldürdüler bile iğneyle. İğneyle evet. İğneyle abi. Neler oluyor? Var mı içeride? Onun için çizgi öyle. Suizan ise maddi ve manevi içtimaiyeti zedeler. Muhabbet, uhuvvet, sevmek İslamiyet'in mizacıdır, rabıtasıdır. Hutbe-i Şami'yi Lüş'ten okuyorum şimdi. Ötekisin Mesnevi Nuri 66'dan okudu. Şimdi kaynaklı biliyorsun. 53. Muhabbet, uhuvvet, sevmek İslamiyet'in mizacıdır ve rabıtasıdır. Kainatın bir sebebi vücudu da budur. Değil mi? Allah niye yarattı? Sevdi yani, sevdi. El-i adavet mizacı bozulmuş bir çocuğa benziyor ki, el-i adavet var ya böyle, adam kim bir gayet, bir araya geldiği zaman, hangi sohbetinde bulunursa bulunur, mutlaka itham var. Mutlaka hücum var. Ya kardeşim, doğru da yani, lazımsa Musa Bekir gibi, Mustafa Sabri'nin iki münakaşasını, ustad şu yanlıştır, şu doğrudur diyor. Hani, maslahat ve zamanı ve zemini ve nur hizmetine zarar vermiyorsa, insanları o aldatmıyorsa, o bir sözü var ki, nurun açık ifadesine zıt, nurculara zarar veriyorsa onu dememek suçtur. Mesela Mustafa Sabri ile Musa Bekuf'un diyor. Lemalarda bir tanesi için ne diyor? Haksızdır diyor. Muhyiddin Arabi için yanlıştır diyoruz diyor, değil mi? Ha. Ne için? Zarar göreceksin. Yoksa bir efendim başka bir hissin saygıyla böyle hücum edilmez. Şimdi İslam'da uhuvvet esastır. Uhuvvet neye benziyor? Muhabbet, uhuvvet, sevmek İslam'ın mizacıdır ve rabıtasıdır. Peki ikili bir negatif veya adalet ehli, ikili bir böyle tenkit şeye benziyor ustad diyor. Mizacı bozulmuş, fıtratı bozulmuş bir çocuğa benziyor ki ağlamak ister, bir şey arıyor ki onunla ağlasın.
Hani ağlamak isteyen çocuklar var ya sabah kalktığı zaman. Hırsız oluyor böyle. Çünkü bakıyorsun dokunma. Patlayacak yani. Bağırıyor. Sinek kanadı kadar ehemmiyetsiz bir şey ağlamasına bahane olur. Hem insafsız bedbin bir adama benzer ki veya o suizan adam neye benziyormuş biliyor musun? İnsafsız bedbin. Bedbin nedir? Vesvayı vaziyette. Bedbin. Ha? Kötümser mi lazım? Kötümser, hayattan küsmüş böyle. Kendi ben merkezli yaşamanın cezasını çekiyor. Bir adama benzer ki suizan mümkün oldukça, bak, suizan mümkün oldukça hüsnüzan etmez. Yani hüsnüzan mümkündür yani, edebilir, etmiyor. Mümkünse suizan, ne kadar mümkünse. Bir siyeyi ile on haseneyi örter. Bir siyesi var adamın hizmeti. Günah var yani. O da artık ne saygı edemişse. Her şeyini siliyor. Arkadaş her şeyi silemezsin ya. Allah'ın adaleti aşırdaki nerede anlatıyor? Hatırladınız mı? Günah sevap tartısını nerede anlatıyor Risale'de? Muvazine-i Amali nerede diyor? Şeytanlar istiyorlar zaten. Evet. Aferin Tahir. Bizim Tahir. Değil mi? Ondan geldi ses. 13. lemada Şeytandan İstiaze Risalesi'nde Allah'ın ölçüsü bak şu. Hani üstü zar Allah'ın ölçüsüyle bakmak diye. Hasenatı Cenab-ı Hak sevabı, günahı ortaya koyuyor. Hangisi galip sona muamele ediyor? Bir günah var. At çöpe demiyor. Bir sevap var. Koy cenneti demiyor. Hangisi galipse? Şimdi adamdan biz bir hata görüyoruz, kızı görüyoruz, pakette bunu cehenneme. Bu kâhül canım. Sevabın keyfiyetini şey... Değil mi ki? Sabah sevgiliyor. Kastamonu'da diyor değil mi? Bazen diyor, bir sevap binler seyi örter. Bir kanunda var Kastamonu'da, Hasan Atıf gibi mi diyor? Yani bir kişiyi bulmak, bin kişi bulmak gibidir. Öyle öyle mi Hasan Atıf mı kaldı kafamda Murat? Bir atıfı bulsam. Bir atıfı bulsam. Hasan'ı ben de ekledim. Hasan yok. Hasan yok artık ama o uzat Hasan Atıf değil mi? Böyle müdakitlerin yanında ders yapmak mı? Zordur ya. Bir atıfı bulsam bin kişiyi buldum gibi değil mi? Orada hangi kanun gelir? Bu ise Seciye İslamiye olan insaf ve hüsnü zan bunu reddeder. Şimdi Muttekadan ben size şeriatça bir hüküm okuyacağım. Sırf o resmi. Mutteka cilt 2 sayfa 342. Ha, burada da 163. sayfa cilt 1'de şeyi anlatıyor fıkıhta. Sünnet yerine kaza kılınmaz diyor. Mutteka 1. Bazılar delil istiyor ya. Delil bir yerde gösteremezsiniz diyenler var da. Mutteka 1. Ezberleyin. Mutteka cilt 1. Sayfa 163. Bu elimdeki ikinci cilt olduğu için gösteremiyorum size de. 2. Sayfa 342. Diyor ki, bir meselenin 99 ihtimali küfür icap etse, Allah Allah, %99 küfür icap etse, bir ihtimali de iman icap ederse, bu adamın %1 imanlı olduğu anlaşılıyor, %99 kafir. Müftüye yakışan, İman tarafına meyledip o meseleyi söyleyen veya yapan kimsenin imanına fetva vermesidir. Ya kıskızana fiyatını bak görüyor musun? Sen hükmünü getiriyor. %99 kafir ihtimal, %1 iman tarafı. %1 ihtimam ediliyor çünkü müsbet asıldır. Müsbet asıl bir hüküm görürsen tevil ederim. Evet, tevil ederim. Hatta bir abi hakkında bir başka abi talebesi bir şey getiriyor ya. Bu kaçıncı şeydi abi? Kaçı sayfıydı? 342 kardeş. Cilt 2. Diyor ki, demez o. Üstadın aleyhinde konuşmuş olsun. Demez diyor. O benim için demez diyor, o benim kardeşimdir. Oysa demiş ya. O zat onu duyuyor. Senin için ben de fırça yedim dedi. Ustadıma söyledim diyor ustadım. Ne dedi diyor o?
O demez diyor, benim kardeşimdir diyor. Tabi diyor, ben de onun talebesiyim diyor. O da benim üstadım. Gözü oldu bak. Ama statüsüydü. Tabi canım abi, adam mı ya? Bu ne insan, ne kadar zaman değişmiş ya. Ne kadar insanlar birbirine bile. Artık beğenmezler oldular ya. Bu kadar kazanan falan. Bir sürü say say ya, ben gitmiştim. İşte. Bu şeyde de var abi. Hazreti Hamza'nın şehit edildiği vakit okçular bekliyor ya. Burayı terk etmeyin diyor. Arkadan mağlup oluyorlar. Ayet de var orada. Orada amcası da şehit oluyor. Yani böyle bir psikolojik durum var. Şehit olmuş. Orada tek bir kelime söylememiş. Bak mağlup oluyorlar. Amcası gidiyor. Amcası gidiyor. Eğer sen deseydin diyor Allah. Ayette. Tesbih tanesi gibi dağılacaklar diyor. Evet, sen onlara kötü davransaydın. Çok acayip orası. Etrafında kimseyi görmeyecekti. Biz olsak amcamı öldürdü şimdi lan. Oğlum ben sana kaç defa dedim lan, aptal adam. Domates kafalı. Kaç defa dedim lan sen oradan ayrılmayacaksın. Mağlup olmuş bir de. O kadar zayıf. Demeyecek var. Miydim? Hiçbir şey demiyorum. Ya peygamber acayip bir şey ya. Tesbih tanesi. Tahammül edemiyorum biliyor musun? Anlamakta ha, onun yaptığını yapmakta değil. Onu anlamakta tahammül edemiyorum. Nasıl bir şey demez ya. Ya acayip. Ayağına kurban ya. Bu ne biçim insan ya. Hiçbir şey, Hazreti Hamza gitmiş. Gitmiş, bir de savaşta görmüşler ya. Ama böyle peygamberin aslında ya. Dinle mümkünle güzel sözle hikmet geçer. Evet. Ayet meali neydi? Güzel sözde? Bu dini mümkünle güzel sözle hikmet geçer. Sen katı sorsaydın kimse. Yanında kimse kalmaz. Maşallah kardeşlerim acayip. Uhuvvet Risalesi'nden 38. Gerçi bilmiyorum biz bunu okuyoruz. Aksini yapmak için. Münafıklar okuyor bu hizmet şeklini. Aynı uygulayıp menfi davalarını götürmek için. İsrail yapıyor mu? İsrail aynı yapıyor. Enstitü kurmuş. Nasıl? Satır satır okuyorlar. İnsan psikolojisi, İsrail onu duymuştum ben de. İnsan psikolojisini nasıl kullanılabilir birbirinizle diye. Bundan sahip İmam Nursi'nin dediği eseri de varmış. Hatta üniversiteye gelmişler. 600 sene demişler, nasıl bizi idare ettiniz? Demişler, bakalım. Ağa mı anlattı? Şimdi biz Uhuvvet Risalesi'ni okuyoruz düşmanlık yapmak için. Hadi bakalım bir düşmanlık metodunu, tersini yapacaksınız. Suizan ve suitebilde bu dünyada macer bir ceza var. Hani var ya, amelin hem dünyada hem ahirette cezası var. Men dakka dukka kaydesiyle suizan eden suizana maruz olur. Hiç merak etme. Yaptın mı? Mutlaka düşer. Ben bunu çok yaşadım. Aynen tasdik ediyorum Hasan. İmzam atıyor. Ben dakika dakika ne yaptımsa aynen yaptılar bana. Kimin aleyhinde konuştuysa benim aleyhinde de konuşuyor. Böyle. Mümin kardeşinin hareketini suyu tevil edenlerin harekatı yakın bir zamanda suyu tevile uğrar cezasını çeker. Hatta ben çok sıkıntısını çekiyorum. Hep bu tür dersler yapıyorum. Dikkat ederseniz. Çok şey öğrendim ama çok da sıkıntı çekiyorum. Böyle hep eleştiri, kötü bakmak, kötünü görmek, iyi görmemek diye derslerle çok büyüdüm ya. Eskide. Daha karmaşaydı. Siz gene baharda yaşıyorsunuz. 1979'lar, 1980'ler, 80 şeye kadar böyle. Hep böyle tenkitler daha şeydi. Böyle bunu aldık. Ondan yani. Bunlar ben şimdi düşünüyorum ben bir şey okumayı. Ya bunlar yok muydu o zaman? Herhalde kitaplarda yoktu galiba. Ve bakın, mümin kardeşinin hareketini suyu tevil edenlerin harekatı yakın bir zamanda suyu tevil olarak cezasını çeker. Ve hakeza bütün ahlak hasene ve seyyiye bu mukayeseye göre ölçülmeli. Ben rahmet ilahiyeden ümit ederim ki Risale-i Nur'dan bu zamanda tezahür eden manevi icaz-ı Kur'an'ı zevkeden zatlar bu manevi ezvakı hissederler. Süy ahlaka muhtela olmayacaklar inşallah. Olmayacağız üstadım. Suna Tulaat işaret 41. sayfa. Dedim ya dersimi çalışarak geldim. Öyle bu karşınıza çıkmamışım. Bak. İnat, suizanın bir temeli de merak ettim ben nereden kaynaklanır, alt verisi nedir diye. İnatmış.
İnat bazen müfrit fırka mutasıplara dalal ve batılı iltizam ettirir. İnat bazen müfrit, öyle ifrat etmiş fırka mutasıplara dalal ve batılı iltizam ettirir. Şeytan birisine yardım etse melekler rahmet okutur. Ötekine melek görse libasını değiştirmiş der lanet eder. Şu inat var ya, İnan. Kırkan'da kalıyordu. Hatay'da. Orada bizim bir şey verdiğim bir yöre orada kuzu kaybolmuş. Kuzu kaybolmuş. Amikobasını arıyorlar. Bakıyorlar ki orada biliyorsunuz Kartal Şahin çok ovalarda. Taşın üzerinde kuzu gibi oturuyor. Aa dedi, kuzu orada. Değildir dedi. Kuzu orada işte arkadaşlar. Değil. Orada. E gidelim dedi. Gitti. İnatla dırdır değildir dırdır. Pa düştü. Bak gördün mü? Düştü. Değil ama odur dedi. Ben şeyi rastlamışım. Hafız da bir yere rastladık. Hafız biliyorsunuz çok hakim Kur'an'a. Ondan sonra hafızdı ya. Şimdi hoca Mirab'da namazı kıldırdı. Arkadan bir hacı, o da hafızmış ama hesi kalmış, izi gitmiş. Hoca dönmüş, yeri ve zamanı değil, öyle ikaz edilmez toplumda yeri ve zamanı. Kimle ne ikaz ediyoruz onu da bilmek lazım. Her şeyin usulü, kuralı var. Yoksa tak diye çakarlar yani. Adam dedi ki, Allah'ım. Dedi hoca efendi yanlış okudun dedi. Bizzatı ben şahidim. Bu akşam sünneti kılacağım. Bir daha mı kılmamız lazım hoca efendi dedi. Yanlış okudun dedi. Ne hacı efendi nereye yanlış okudun dedi şöyle. Ne okudun dedi. Orada dedi şöyle okudun. Öyle dedi. Hayır öyle değil dedi. Hacı dedi öyle. Bakardı. Getir Kur'an'ı. Kur'an'ı indirdiler. Şimdi biz de durduk. Bir baktık hocanın dediği gibi. Hacı bir baktı. Bu yanlış dedi. Bu yanlış yazıldı diyor. Kur'an yanlış diyemez de bu matbaayı kastetmiştir. Üstü zannedecek. Bu yanlış dedi. Bu yanlış yazıldı. İnatın gözünü kör eder. Gözünü kör eder. Kör. Allah muhafaza. Ona hasretmeyin lütfen. Hepimiz de arayın. İnat ettik mi? Ya kardeşim küsüyorsun, niye küsüyorsun? Beraber olmak iyi, var mı? Sen de inanıyorsun ki o da üzülüyor. Kalbinizi birbirinize kırdınız ya. O da barışmak ister. İnan. Ne cenazeme. Şuraya bak. Bu ne biçim bir cenazeme? Allah bir ceza verdi ya. İnat acayip. Psikoloji çöküntü, veri tabanı gidiyor. Onlar mı okuyoruz? Akşam seni sandım dersin. Sen abi, Halit Nurati ile İmam Rabbani için mi? Kur'an'da o yazması doğru. Şu sefer demiş Ebu Hafız'a bakalım. Ebu Hafız da dediği gibi ya. Almış, silmiş onu orada. Kendi dediğini. Ama öyle bir şey var. Ötekinde melek görse libasını değiştirmiştir der lanet eder. Suizan ve hüsnüzan nazarı ile dürbünün iki tarafı gibi ve aletler vahiy emari, burhanı vahiy emari gibi görür. Fesubhanallah. Ya bu kadı olur ya. Dürbünü biliyorsunuz. Böyle tutarsan uzağa ne yapar? Yakını. Ters çevir. Yakını uzak eder. İnat var ya inat. En ufak bir emareyi, ipucu böyle bir şey kendi dediğine dağ gibi delil kabul eder. Çok açık delili de işarettir der. Ya onu işaret etmiyor, onu ifade etmiyor. Oysa açık ifade. Çok açık ifade. Uygulayalım mı bir tane? Dokunmaz değil mi? Uygulamayı seviyorum onda. Siyaset hakkında ne kadar kitap oldu hepinize malum. Ama Emirdağ Nur talebesi, Demokrat Nur talebesi bizim dershaneleri siyaset girmesin ezilir. Adamın Nur ki. Nur olmayacak mı siyaset? Yani buraya gelebilir mi masaya? Nurcular, siyasetçiler gelemez.
adam emirdağ demokrat şey yapmışlar. Menderes'e demişler ki ustada şey yapma, lisanı nasılsın? O da tabii mektup yazmış işte Risale'nin talebelerine. Talebe her sırada olur. Askeri de olur, polis de olur, siyaset de olur. Nur talebesi. Siyasetin nur talebesi olur mu? Olur tabii, niye? Ya bu vasıtadır, ana gaye hizmettir. Ama hizmeti, hizmetin içine sokulmaz. Bu kapıdan içeri getirilmez. Risale-i Nur'a bulaştırılmaz, öyle değil mi? Bizi Kur'an şiddetle men etmiş. Herkesin makamında istihdam etmek lazım. O kadar yani. Böyle onları çöp atmıyorsun. Bak Menderes'i de istihdam etmiş. İslam kahramanı demiş. Oysa namazı yok. Karısı açıklar. Niye? Şahsi günahına bakmıyor. Yani ne alakası var şimdi hizmette bunu bulaştırmak? Adam içtim hayatta olanı kullanıyor usta. Şey, Celal Bayar'a bayur derdi. Tebrik etmiş yani. Ustadın hapishanedeki Cumhuriyet Bayramı'nda bayrak asmışlar kızdırmak için. Ustad da demiş ki ben bunun memleket için demiş bütün talebelerini kaybettim. Tabii ki bu memleketin bayramı adına dedi. Benim bayrağı şeyim var. Köç hakkım benim. Haydi adamlar yine orada da var. Ha, şimdi her tarafta şey yapılmış. Ustad istihdam ediyor ya. Hizmeti bulaştırmayla ne alakası var? Şimdi demek ki arkadaşlar bu dürbün gibidir. Ufak bir şeyi tersiyle büyük görür, büyük küçük görür. İşte bak bir de okuyun yüzüze. Suizan ve hüstüzan nazarı ile, tamam mı Tahir? Dürbünün iki tarafı gibi lev virgül aleyhdar virgül vahiy emari burhan. Böyle ufak bir emari burhan, açık ifade. Burhan'ı, açık ifadeyi, vahiy, emari görür. Yani işaret gibi görür. İşte şu zulümdür, inler insan ele avvalluğun sırrını gösterir. İnsanoğlu ne kadar zalimdir. Zira hayvanın aksine olarak, niçin böyle yapıyor insan? İnsan hayvanın aksine olarak, kuva ve meyillerine fıtraten tahdit edilmemiş. Kuva ne demek? Kuvveli duyguları, hislerine hat konulmamış. Hayvan mesela, aslan dahi olsa demir kapıyı kapatsak başka bir şey yapabilir miyiz? Ama insan demir kapıyı kapatsa binayı uçurur. Hiçbir hissiyatına ve duygularına hat konulmamış. Ne iyilik de nihayetsiz yapabilir, kötülük de nihayetsiz yapabilir. Lasiyema, enenin eşkali habisesi olan hotkamlık. Hotkamlık ne demek? Kendini beğenmiş. Beğenmiş. Hot fikirlik. Kendi fikrini beğenmiş. Hot binlik. Kendi beğenmiş. Bencil, enaniyetli, kibirli. Hot endişlik. Ne demek hot endişlik? Evet, yani pergel insan diyorum ben ona. Pergel biliyorsunuz bir ince tarafı var, bir de kalem tarafı var. İnce tarafı var ya demir. Batırmış bel merkezli, bütün çevirmeler, daireler bel merkezli oluyor. Yani her şeyi ben menfaatında, ben hizmette, ben var ya ben, ben hizmet olmasam, ben şey yapmasam, her şey gitmiş, yok olmuş değil mi? Üstad'a soruyor talebesi, kiminle arkadaşlık yapayım diyor, bunun bir ölçüsü var mı diye. Diyor ki, arkadaşın diyor, ekmek, bir şey sana ikram etti mi? Eğer diyor, büyük parçasını sana veriyorsan, küçüğünü kendi alırsın, o senin arkadaşındır, dostundur. Üstündür. Ölçüyü oradan şey yapıyor. Çünkü bakın bu bir hatıra. Bunu şimdi ekmekte nasıl ölçeceksin her tarafa? Şimdi ne yapalım? Kişinin, ustadın kişiye uygun kullandığı tabir. Risale-i Nur'da nasıl değerlendireceğiz? Risale-i Nur'da bir nur talebesi kimle hizmet birliği yapacak, nasıl yapacak? Ekmeği verip de belki sen bir tane versene, 10 tane versene. Risale-i Nur'un değişmez prensipleri olan layıkaları esas alırsa onunla hizmet birliği olur. Çünkü bizi bir yapacak bana geliyor. Sen de bana geliyor, buraya geliyor. Ölçü arkadaşlar şey gitti ya. Beraber olalım. Var ya hani, arkadaşlar zekatı verelim. Öşürü verelim. Beraber olalım, hizmet edelim. Hizmet edelim. Bir de beraber olmadı vay zalim. Bak ittifak etmemiş. Burada birlik olmaz. Burada olur.
Onun için bunu iddia eden etrafta insan olmasını pek istemez. Risale, Mülesas yaptığını tamam nerede olursa yok. Yalnız biz abi burada bir şeyi kaçırıyoruz. Yani ben kendi şahsımı söylüyorum. Mesela diyelim A, Nurcu'dur ama A cemaati, B sınıfı, C sınıfı. Şimdi bu dersler okunduğu vakit eskiden bende oluyordu. Düşmana ne böyle bir şey geliyordu bana, bir hasret karşı tarafa doğru. O şeyi teraziye tutturamıyordum. Yani evet. Diyelim iş bir adamı gördüm. Tamam, hizmet bile yapmayabilirim. Bir selamını döküyorum, bir sarılmak. Veya gidip bir hoş sohbet etmek şeyini tartışını kaçırıyoruz. Benim gibi bir insan, burada bulunan hizmetkarlığını iddia eden bir insan, dershane ve nurculuğun hizmetkarlığını iddia eden bir insan, dershanede kalıyor. Ben böyle bir tenkit yaparsam size silah gelir, bıçak gelir. Anladınız mı seviyeyi? Ben böyle sizi tahrik edersem siz de onu yaparsınız. Değil arkadaşlar. Ölçüyü bir saniye. Unutmayın. Kastamonu layıkası içsel dengeyi temin eder. Şöyle düşün, böyle bak. İçsel duygularımızı kontrol altına almamızı sağlar, vesile eder, olur. Emirdağ layıkası bu dengeli insanın yolcu kardeşiyle, hanımıyla, kocasıyla, evladıyla, babasıyla, oğluyla, başka bir cemaatle, tarikatçıyla, Mahmud Efendi cemaatiyle, Hristiyanlarla, kafirlerle, yani ikili ilişkilerimizin ölçüsünü koyar. Onun ölçülerini koyar. Emirdağ layıkası. Unutmayın. Bu ikisine hakim olmayan nasıl hizmet edecek? En mühim bir şey söyleyeyim. Kader Risalesini bilmeyebilirsiniz. Ve cemaatın iştirakı amal-i uhreviyeden 70 sebabında mahrum olmayacaksınız. Kader bilmediğiniz için. Ama dusturları bilmiyorsanız, bilmeyen de ittiba ediniz. Dusturlara ittiba ederseniz iştirakı amal-i uhreviyeden hissedersiniz. Çünkü Risale-i şahs-ı manevisinin sebabından istifade etmenin şartı nedir? Hizmettir, ihlastır, takvadır. Değil mi? İçtinab-ı Kebair. Nerede anlatıyor? Kastamonu 96. sayfada anlatıyor. İştirak-ı amal-ı uhreviyeden hisseder olmanın şartı kader risalesini bilmek yazmıyor. Hizmet diyor. Hizmet de layıkaları bilmekle olur. Kaderi bilmeyebilirsin ama Kastamonu'yu bilmek zorundasın. Bak ben Kastamonu layıkası diyorum. Rize layıkası demiyorum ki. Rize layıkası var abi. Olacak yakında inşallah. Böyle gideriz yapacağız iyi. Kuleden büyük bir şey. Ya Risale'nin çok hoştu lan. Çok rahatım ya. Şimdi de rahatım. Niye? Görüyorsun öyle. Bir de burada am mı etmiş, has mı etmiş? İşari makamda, efendim sari mi? Remiz makamda. Öyle baktın, oh çok rahat ya. İnikas ediyor abi şimdi o bir şeyler. Acayip bir şey ya. Rahat olacağız. Rahat ol. Endişe etmeyin. Bu birileri aradı beni. Ben bu işeci. Ben de şey ya kardeşim hizmet eder, risale edin mi dedim ya. Abi ne yapayım? Gidip de kavga mı edeceksin dersen de git derinde okur kardeşim. Hizmet eden diyor usta, risale ne olur? Siz vasıtan olanlık oluyorsun ya. Kabler de Allah'ın elinde. Kabler Allah'ın elinde. Hizmet eden de budur. Biz vasıtan oluyoruz ya. Sevap kazanmak için. Ne gelip bir şey yapayım. Sizi buraya çeken ben miyim ya? Dolmuş dağıtmış bir kişi, iki kişi, ömrüm gibi bana demiş ki bu saat demişlerim, bu dershanede kalıyorsun, bu dönecekse. Ve bitiriyorum. Çünkü son cümleyi bitireyim. Hodendişlik, gurur ve inat o meyle inzimam etse. Bakın, inada var ya, suizana kim yardım ediyormuş var. Suizana ve inada doktorun şunlar yardım ediyormuş. Bir, hokkanlık. Suizana ve inata yardım eden alt veriler, hotkanlık, hot fikirlik, hot binlik, hot endişlik, bir de gurur. O inat, o meyle inzimam etse, bir de inat. Virüs gibi. Virüs virüse, doğru söylüyor. Virüs gibi. Böyle virüs niçin dedi? Çünkü yayılıyor. Kötülük çok çabuk geliyor. Uhreti anlatıyorum, kimse pek yapmıyor insan. Ama burada birisini tenkit etsem, o cemaate hemen hepiniz birden ucuyun. Acayip bir şey ya. O meyle inzimam etse, o inata, suizana katılsa bunlar, böyle ekberül kebair icat eder ki, daha beşer ona isim bulamam. Öyle bir yakıştırma yapıyor ki, inan bunu İsrail Cumhurbaşkanı ona yapmıyor.
Bu kadar da dengesizlik olmaz arkadaşlar. Bir Müslümana ya, onun kafir olduğuna sen nasıl neyi yapıyorsun? Acayip bir şey ya. Bunu nasıl yapıyorsun? Bunu hiç mi Allah'tan korkuyorsun? İsabet ettin, emir dağına göre. Tamam, uygulayalım. Birisini diyor, tezif ettin. He, yanlışımı düzeltin yani. Yanlış. İsabet etse kafirlikle itham ettik. Şeriatta isabet etse kafirliğine birisinin sevabımız var mı? Hem Murat var mıdır diyor? Yoktur. Peki ben onu itham ettim küfürle değilse ne gerek var ya? Doğru, doğru şeyleri söyle. Yani bir hedefin olmasın arkadaşlar ya. Bir doğru bir şey söyle. Abi Yezid'de bize lanet caizdir demişlerdi. Vacip'te dememişler. He, orada işte orada anlatıyor. Tahir, neredeydi o Emirdan'da? Tamam gidiyor. Geliyorum abi diyor. Gelsin. Efendim, denge ne kadar hoş değil mi doktorum? İnsan rahat ediyor ya. Böyle bir vazifemiz var mı kardeşim? Adamları kafirle ithal etme? Yok. Böyle bir ihtiyaç var mı böyle bir zamanda? Yok. Otur otur dünyada ya. Cehennemi de daha ne kadar sakınmıyor ya. Bir sanık var mı? Üç defa. Aslında da bir yasın abi. Kafir diye bir hükümetten diye bir şey gelsin. Aslında bir büyük yapakları var. Ya. Ustak diyor. Devam et. Kardeşim, sözleri alıyoruz, okuyoruz. Allah aşkına remalar alıyoruz. İşaret açacağız atıyoruz. Mesnevi Nuri'yi alıp okuyoruz. Ondan sonra Bağdayı niye okumuyoruz? Ondan sonra Kastamonu'yu niye okumuyoruz? Ben anlamıyorum yani. Acayip bir şey. Ne diyormuş biliyor musun bir tanesine? Efendim Kastamonu'yu daha niye okumuyorsun? Demiş ki hapishanede şeyler yazıldığı için kanım karışabilir onun için şüpheli. Peki sözler de aynı kaynakta çıkmış. O da delik var aşı verdiği için o da şüpheli. Çünkü niye? Adamlar ben size niye yalvarıyorum kitap okuyun? Beni sorgulayacaksın, kendini sorgulayacaksın. Benim için okuma. Ama doğruyu arkadaşlar. Kitap, eğer ben bir şeyler niyetim varsa arkadan size kitap okutturmam, pek teşvik etmem. Bana itaat edeceksin, beni dinleyeceksin, mahkumsunuz. Caizsin ya. Ama okursan, kitap okursa bana bakacaksın. Ancak şebap için geliyor. Okuyun, Allah rızası için okuyun. Zübeyir abi ne demiş? Dünyada oku. Nerede okuyamayacaksın? Kabirde okuyamayacaksın. Öyle ekmeğin kebair icat eder ki daha beşer ona isim bulamamış. Cehennemin lüzumuna delil olduğu gibi cezası da yalnız cehennem olabilir. Ondan sonra devam ediyor. Biz şeriattaki hükmünü okuduk. Hutbe-i Şami'yi Ebruş'ten okuduk. Uğruvvet Risalesi'ni okuduk. Sunatullah Tişarat'tan okuduk. Mesnevi Nuriye'den okuduk. Benden eyvallah. Sormak istediğiniz yok inşallah. Cenab-ı Hak hakkıyla iman etmeyi nasip eylesin. En çok sevdiğim dualardan bir tane, iki tanesi. Bir, imanımızı ilmeylekin, amelekin, akaryakin, şu imanlarımızı nasip eylesin. Bir de ya Rabbi ne isteyeceğimizi bilmiyoruz. Nereden sığınacağımızı bilmiyoruz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senden istediğini istiyoruz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sığındığı şeylerden biz de sığınıyoruz. Ya Rabbi o haleti ve oyunu bize nasip eyle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine mazhar eyle. Ustadımıza talebe risalemi ve sadık bir şakit eyle ya Rabbi. Vâfir davâhu minin hamdülillâ rabbil âlemine. Fâtiha tümâ selâmü.